Hanımlar beyler, Meksika açması yine yeniden iyi ki aynı kadroyla. Fazlı Polat, Anlatan Adam ve bendeniz Mesut Süre kadrosuyla başlıyor. Enerjiye bak heriftik. güzel enerji. Demin pörsük duruyordun. Şu an böyle hareketler falan böyle. Mehmet Ali Erbil'e çıktı. Bir dakika. Pörsük durmuyordun. Çünkü bak aklınızda olsun. Belki hiç denk gelmemişsiniz. Gündüz uykusu insana inanılmaz atom karınca yapıyor. Gündüz 3 saat uyumuşsun oğlum. Total 3 saat uyumuşsun. Ha, ama gündüz uyudum. Bir de çok karanlıkta uyuman gerekiyormuş. En ufak bir ışık senin beynindeki böyle sinir sistemini tamamen şey yapıyormuş. Ne yapıyor kanka? Mesela tam da bir bilimsel açıklama yok belki de. Bu böyle burcukluyormuş mu? Burcukluyor anlamında. O seni hep uyanık tutuyormuş biliyor musun? O telefonun ışığı bile seni hep uyanık tutuyormuş aslında. Tam randımanlı uyuyamıyormuş. Size bir şey söyleyeceğim. Ben yeni taşındım ya Moda'da yeni bir eve. Evet. Bize demediler bunu. Meğer bizim evin karşısı ilkokulmuş. Yani dediler de yani görüyoruz da yani demelerine gerek yok da ben böyle bir gürültü görmedim. Sürekli bahçeler, sabah 8'den ilk ders başladıktan itibaren akşam 5'e kadar safi bir bağırış var. Evet. Ve hepsi evin içinde. Çocuk neşesi işte ya, ne güzel altın top. Ya, mis gibi. Aga değil bu var ya. Şimdi kiranın... Altın top ne lan? Öyle derler ya işte. Ne derler? Çocuğunla oynuyor falan. O altın top işte, bak çocuğumla oynuyorum ya. Öyle kıymetli bir şey. Altın top. Çocuk altın toptur yani. Çocuğunla oynuyorsan altın topla oynuyorsun gibi bir şey yani. Hamit'in babası bugün aramızda. Hamit ve Halil. Hiç anlamadım. Peki çocuğun kokusu cennet kokusu mu? Annenin kokusu derler mi buna? Annenin ayaklarının altı. Annenin ayakları. Amma kavram karıştırdınız ya. Babanın koltuğunun altı da cehennemdir derler. Sevgilinin uyandığındaki ağız kokusu ne? Araf. Tam şey Araf. Sevişsem bir sevişmesem. Canım da çok istiyor ama koku da var. Tam öyle bir aramızda. Bu çocuk sesi geliyor evin içine. Bence bu kiradan düşülmeli yani. Ne kira veriyorsun? Yarısını vermelisin. Ama taşınmasaydın abicim. Bilmiyor musun karşında ilkokul olduğunu? Biliyordum da ben ne bileyim o çocukların sabahtan akşama bağıracağını yani. Evet. Kışı bekliyoruz işte. İnşallah çıkamayacaklar. Kışın çıkar mı? Senin olanları var. İnşallah çıkamayacaklar. İşin gerçekten de çok önemli ya. Bunu söylemesi gerekiyordu. Ama emlakçı sana niye söylesin kankam? Belli çocuğun yok. Yaşın da büyük. İlkokula gitmediğini düşmüştür. Bak burada hemen yürüyerek gider gelirsin Mesut. Sen kaça gidiyorsun? 3'e gidiyorum abi. Kiraya ödeyebilecek misin Mesut kardeşim? Şimdi senin mesela evinin balkonunun nefis bir şehir manzarasına bakıyor. Tamam, ben çok seviyorum senin evinin ruhunu da balkonunu da. Senin evinde bir tane daha oda olsa muazzam bir ev orası. Hakikaten. Bizim ev güzeldi. Yokuş kankam. Ben yokuştan bıktım ya. Daha çocuğun 5 yaşında bacak gazı Roberto Carlos gibi sürekli yokuş çıkıyor çocuk ya. Sürekli yokuş çıkmak çok zor. Sizin şimdi balkonun oraya. Adam bir tanesi dedi ki ben burada arsayı aldım dedi. Dikti. Hayvan gibi bir şey dikti. Kapattı senin bütün manzarayı. Evet, evinin değeri düşüyor. Değeri düşüyor. Bizim mesela öyle bir şey şu anda başımıza geldi. Ne oldu? Bizim hemen evin önünde böyle üçgen boş bir alan var. Arsa gibi bir şey yani. Abi piramit yaptılar yani. Hayvan gibi turist çekiyor. Milyonlarca turist geliyor fazla. Her sabah uyanıyorum ra. Ra diye kaldım. Şakaya bak. Yok fena değil. Hocam rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Biz çok yakında oturuyoruz da burada. Hanım arkadaş da var yanımızda. Rahatsız oldu biraz. Rica etsem bir tık daha sessiz olabilir misiniz? Böyle laks diye geldim böldüm ama. Kusura bakmayın olur mu? Akşam geldiniz siz de kusura bakmayın ama. Oğlum ne gerek var şiddete? Sanki ne dedik ya? Yürü. Bir daha görmeyeyim seni burada. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Mala bak ya. Yavşak. Bunlar yüzünden Kapadokya iyice bozuldu. Bu arada sevgili Meksika Açması izleyenleri kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yapmayı da unutmayalım. Açmazları da bu arada yorumlara yazabilirler. Aklına gelen açmazları. Evet evet, sadece bana yazmak zorunda değilsiniz yani. Yorumlara da yazarsınız. Hepsini okuyoruz tamam teker. Hangi açmazı konuşalım istiyorsanız bölümün altına yazın. Oradan bakacağız, isim vererek burada konuşacağız. Bildirimleri açmak falan filan işte bilmem ne, öyle hikayeler de var. Zile tıkladığın zaman sana uyarı geliyor. Bölüm geldiği zaman. Beyler! Bir tane film var ya. Runaway Bride. Kaçak Gelin. Evet. Gelin. Julia Roberts mı oynuyor? Julia Roberts oynuyor. Gelin tam düğünde basadan kalkıp kaçıyor. Tamam, bu mesela böyle çok Hakan Peker'in bir klibinde de vardı. Nefise karakter oynuyor hatta. Bir efsane, bir efsane. Bilir misin? Orada da bir gelin kaçar. Bu bölümümüz siyah beyaz yayınlanacak. Bütün hikayeleri çünkü ta 1700'lerden. Tarihi filmden başladın. Şimdi daha da eski bir döneme gittin. 80'li yıllar. Pazar 88'i hatırlar mısın? Hakan Peker bile yaşlandı be. Ya o derece yani. Yaşlanmayan adam yaşlandı. Sanki böyle sempatik gösterilmeye çalışan ağır travmatik bir durum gibi geliyor. Tabii abi. Değil mi? Şimdi siz ikiniz evlendiniz. Ben... Neydi oradaki gerekçesi? Onun kaçma gerekçesi? Kadın... Son anda ben o kadar da sevmiyorum. Ha. Hatırladığım kadar. Çok oldu değil de. Senin ben düğününe geldim. Hatta şahidindim yani. Hı-hı. O gün Dilan o masadan kalksa ne hissederdin akrabalarına karşı, babana karşı, annene karşı? Şimdi hiç kimse damadı travmasını konuşmuyor ya burada. Gelin istemedi. Son dakika kaçtı. Şimdi baktığına geldi senin son dakika. Öyle bir şey başıma gelseydi ilk arayacağım kim biliyor musun? Kim? Meral Akşener. Derdim ki sen nasıl bir daha masaya oturdun? Benim de şu anda masaya oturtmaya çalışan birisi vardı. Ne gibi vaatlerde bu? Belki de hiç oturmaması daha hayırlı olabilir. Masadan kalksa daha iyi. Dağılacaksa dağılsın masa. Haydi yaksana! Bence var ya kariyerin bütün bunu. Ya eyvallah hayat üstü kalsın da git ya. Şu siyasi şakadan sonra üstüne de kendin de çıkamazsın. Diyorlar ki siyasete hiç girmiyorsun. Nereye giriyorlar? Ama güzel söyledi oğlum. Çok güzel söyledi. Güzel tebrik ediyorum seni. Ben gerçekten tebrik ettim. Çok içten tebrik ettim. Evet evet. Sen burada şeyi açısından mı söyledin Meral Akşener'e? Gitmiş Dilan'ı tekrar ikna etmek için mi? Masaya evet, olur mu oğlum? İnsan o egosal yıkımdan sonra lütfen dön der mi orada karısına? Dönecek, döndürecek. Bir siyaset konuşma diyorlardı. Al, siyasetçiyi konuşturuyoruz. Orada konuşacağız. Ne oluyor ya? Normal sorular soruyor. Biri Akşener diyor, biri İmamoğlu taklidi yapıyor. Ya bu yürüyen merdivenler hep duruyor ya, hayırdır falan. Bak şimdi A Haber muhabiri taklidi yaptı. Siyaset konuşmuyor diyorlar. Ben de gidip taş sokayım oyunu. Nasıl oyunculuk? 17 Kasım'da sinemalardayız. Bu arada görünmemek için şu kadar eğildi. 2 metre. Dur ya konuya dönelim. Hakikaten Nurgül daha evlendiğiniz gün basıp gitseydi o gün. O masadan kalksaydı. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. Tamam. Dönsün yani normalde yani. Evleneceğin insanı o kadar çok seviyorsun ki evleniyorsun ya. O anda seviyorsun diyelim. Akrabaların falan düşüneceği en son şey olur. O anda en seviyorsun son diyelim o anda. O anda nasıl? Tabii. Şimdi aşkınıza 100'lerinden puan versek evlenmeden önce ya da o gün 100 çok civar. Seviyorsun o anda o anda mı? Ha evet 100 civar. Tabii. Şimdi 68-70'de hayat devam eder yani. Ha, öyle mi? Adamın her anlattığını anlatma burada. Ya, aynen. Aynen. Ben öyle mi dedim? %68 bugün. Dün 72'ydi mi dedim? Akrabalar hiç aklına gelmez mi? Ay rezil olduk falan. Valla. Sen o akrabaları için yaşamıyor kankam. Yok kim niye akrabalar? Pardon ben zaten akrabaları yaşamışım. Akrabalar için mi? Ben de onlar için yaşamıyorum. Sen orada ne düşünürsün? Birinci düşündüğün akrabaların mı olur yoksa kendin misin? Ben yani o kadar utanırım ve sinir. Ben de sinir olur abi. Öyle mi? İnanılmaz sinirlenir. Bastık. Şimdiye kadar söyleseydin ya bu kadar düğümün yaptık, masraf yaptık. Peşinden koşar mısın? Kesinlikle koşmam. Ya bir de çerme çakarım. Hayır cidden. Filmlerde öyle görüyoruz ya. Koşuyor son bir daha düşün falan diyor. Bir yakalıyor bir yerde falan. Oo, yok o iyice eziklik. Sonra onu ikna edip masaya mı tutacağım? Ha yani? Mesela. Ya belki de kızcağızın yani korku geldi abi. Belki bir konuşacaksın dönecek abi masaya. Bak bravo. İnsani bir yerden bakıyorsun. Evet, empatik bir yerden bakıyorsun yani. Geri döndüğünde onu kaldıramaz mısın? Ya damat da gitti ikna etti herhalde. Boş ver yavrum bir şey olmaz mı der akrabaların yoksa ne yapıyorsun Fazlım der. Ben baştan zaten yanına bile gitmem. Gidiyorsa ben direkt bitiririm. Arkadaşlar derim bir hata almış yanlış kişiyle evlenmeye karar vermişim. Özür dilerim herkesten buraya kadar getirdim ama altınlarında geri dönüşüm yok. Ben giderim. Kaçtı. Kendi pişman oldu döndü. 10 dakika sonra döndü. Açıklamasına bakarım. Panikledim dedi. Panikledim falan o anlaşılabilir. Tamam. Beni bak gözlerinden konuşmasından beni sevdiğini benim için... Evlilik yani benle evlenmekten değil de evlilikten korktuğu için karşılığını hissedersem okey. Anladım. Çünkü ondan sonra okey lazım. Ondan çocuk yapılmaz. Şakalar var. Ağlar mısınız lan? Akrabalarınızda üngür üngür ağlar mısınız? Ya akrabaları hiç düşünmüyorum. Abi herkes düşünüyor. İster ağlarım. Hiç düşünmüyorum. Büyük rezillik var akrabalarında. Rezillik sıfır diyorum. Dedikodu inanılmaz dedikodu. Sana ne abi? Akraba kavramı. Tabii sana ne de annen baban inanılmaz üzülür. Annene babana derler. Başkasını seviyormuş falan. Tam olarak böyle derler. Konuşmayın lütfen böyle şeyleri. Tam diye gidecekler. Herkes benim annem babamı tanıyorsunuz. İkiniz de tanıyorsunuz. Senin oyunculuğunu bir daha açıyorum. Evet, asla ve asla benim annem babam akraba tarafını tutmaz. Asla. Tabii ki tutmazlar. Manyak tutarlar dedim mi ben sana? Hayır. Sadece onlara rezil olduk kısmı da onları ilgilendirmez. Benim annem babam beni tanıyorsam ben eğer ki. Benim pembe dünyalarım derler ki benim oğlum ne kadar üzülmüştür şu an. Sadece bunu düşünüyorum. Tabii ki şu anda senin üzüldüğünü düşünüyorum ama ondan sonraki bir süreç var ya, 1 yıl, 2 yıl. Ya bu akrabalarda değil. Konuşulur, sürekli bu muhabbet edilir. Türkiye'nin gerçeklerini de ben biraz fazla yakınım. Baba Türkiye'nin gerçekleri diye bir şey yok. Herkes kendi yetiştiği aile kadar. Babam tamam işte. 1 sene kahveye gidemez abi. Hah mesela, anladın mı? Ya yani o devam edecek. Günlerden çıkar. O kadar yani benim annem babam... Bir süre gidemez abi. Bak şimdi benim babam hiç kahveye gitmediği için mesela balık tutuyor benim babam kahveye gitmek. Ne yapacak? Babam balıktan balığa çıkamaz. Öyle bir şey yok. Hamsiler siz duydunuz da benim oğlanın... Mezgitler gülüyor buna. Benim babam bir daha balığa çıkamaz diye bir şey olmayacağına göre yani bizi etkilemiyor böyle şeyler. Tabii yani. Gün de yok. Vazgeçip kaçması başka bir şey. Bir de bir dedikodu türemiş... Erkut'a kaçtı. Evet. Oo, iyice. Hah. Bir de o mahallede. Erkut'a kaçtı başka bir şey. Evet. Düğün gününde hanım Erkut'a kaçtı dendiğinde senin de akraban. Biz böyle bir şey yaşasak, işte anlatan düğüne gittik böyle bir şey oldu. Biz bunu bir oyun konuşuruz. Arkasından şöyle destek oluruz yüzüne de. Tabii, arkasından minik güler miyiz? Minik mi? Cidden bunun söylüyor. İçin toplanılır ama. Bunun için bir arkadaş grupları oluşturulur ya. Şöyle, hatta ben ne olacağını söyleyeyim. İlk birkaç... Grup kuruyorlar Erkut diye. Erkut'ta almışlar ama. Yani ilk 10 dakika biz çok ciddi davranırız, tamam mı? Sonra fazla gözü bir boşalma. İnanılmaz bir hayvan gibi kaka. Ben senin arkandan böyle gülmem biliyor musun? Akacım güldüğümüz sen değilsin. Düştüğün duruma gülüyoruz. Tamam olsun. Evet. Yine de sana gülüyoruz. Bak gücenme. Gücenme güzel. Ne demek gücenme? Gücendim. Tamam, senin haberin olmayacak ki güldüğümüzde. Evet. Senin haberin olmasa. Nasıl olmayacak oğlum? Ben sizin güldüğünüzü biliyorum. Zaten güleceğinizi de biliyorum. Evet tamam işte. Erkut'a kaçsa çünkü gülersin. Düğün gününde Erkut'a kaçsa değil mi? Fazla. Sende durum ne? Erkut'a kaçtı. Sıralama şöyle oldu. İlk önce bir anlam verememek. Tamam. Ne oldu? Sonra... Duyuyorum ki Erkut'a kaçmış. Evet. Nasıl haber hemen geliyorsa ulak geliyor böyle. Erkut'a kaçmış. yazıyor. Fazlı Bey'in hanımı Erkut'a kaçmış. Yazıyor. Önce şeyde fark ediyorsun. Gelinliğin şöyle bir hafif kaldırıyor. Altında spor ayakkabılar var. Bu ne? Kaçacak mı bu acaba? Biz takı töreninde dik duruyoruz da bu böyle duruyor. Patan var patan. Böyle manyak gibi öyle. Evet. Annemin, babamın ve insanların, çevremdeki insan çünkü orada şöyle olacak. Sen sürekli bak o kadar tatlı bir sanatçı ki en büyük travmalardan biri gelmiş başına. Hiç kendi derdinden bahsetmeyip anne, baba, akrabayla başlıyorsun anlatmaya. Allah belamı versin kendimle ilgili problemim yok benim. Aha. Şu anlamda. Beni oh derim iyi ki baştan yapmış bunu. Keşke daha önceden yapsaydı. Düğün mü, masraf bu işleri girmeseydi. Hani aileyi sokmasaydı. Bu arada. Düşündüğü şeyler masraf. Şu ana kadar aldığımız altınları ne yapacağız? Geriye dağıtabileceğiz mi? Neden sinirleniyorum? Bunu baştan söyleseydi ben zaten istemiyordum. Benim zaten bakış açım bu oğlum. Beni sevmiyorsa ben 10 kere sevmedim. 50 kere söyledim bunu. Evet. Beni o anda sevmiyor. Baştan söyledim. Bunları niye uğraştık? Niye insanları topladık? Ona çok sinirleniyorum. Aha. Belki seni geri çağrılmayı bekliyor abi. Belki bir panikledi abi. Panikledi oğlum, ya. Erkut'a gitti çocuk ya. Çocuk mu abi? Panikle Erkut'a mı gittiler ama? ay kim var? Uzun bir tatil. Basıp gider misin İstanbul'a? Biraz böyle akrabalardan uzak kalayım. Şimdi bunlar Erkut'a balayına gidiyorsa ben de giderim. Bari böyle telafi edin be. Evet. Orada iyice kendi kafayı yersin. Çok utanç verici ya. Utanç ailemin... sıfır ya. Ne utancı o? Sıfır diyorum her sana. Her aile ortamında yani ben bir kere oğlum, ne kadar Kurban Bayramı'nda ya. Kankam Kurban Bayramı'nda bir kere anlatmıştım. Sırtımda etlerle arabayı bulmaya çalışırken kayboldum. 3 saat polisi aradılar. 3 saat boyunca aradılar beni. Elif'in konuyla ilgili verdiği örnek. Hayır oraya bağlayacağım. Kurban eti taşırken. Bir saniye kalkayım diye beni böldü. Hep beraber döndük. Güzel bir hikaye anlatacak diye. Sırtında etlerle 3 saat kayboldum diyor bana. 3 saat ailede kayboldum. Dünyanın sonu ya. Dünyanın sonu gelmiş haberimiz yok. Her Kurban Bayramı'nda, her bayramda bu konuşuluyor abi ortamda. Bizim aile ortamında. Gülüyorlar. Surat. Her bayramda kızarıyorum oturuyorum burada. Ya ne var oğlum bunun? Her ortamda. Ya fazla hatırlıyor musun? Etlerle kayboldu diye konu açılıyor herhalde. Peki senin hanımın düğün günü Erkut'a kaçmasıyla sırtında etle kaybolman aynı mı ama? Aynı utanç. Aynı utanç mı? Abi utanç değil mi? Kategorisi farklı. Bunun düğünle ne ilgisi var? Ben sana onun altını çizdim. Ne kadar et ya bu arada? Ben şu görseli merak ettim. Çuval sırtımda. Çuval et var. Nasıl diyeyim sana? 13-14 yaşlarındayım. Nereden baksan bir 30 kilo yani. Aha. Belki 20 kilo. Kimden kime götürüyor eti? Babam dedi ki araba burada, hayvanı burada kestik. Burası da mahşer yeri abi. Herkes bir yerlerde kesiyor böyle yani kalabalık. Eti de bırakıp arasam daha rahat arayacağım. Eti de bırakamıyorum. Çalarlar yani. Öyle bir ortam yani. Hani baban da sıçar ağzına yani. Eti kaptırsan. Zaten babam beni yani 3 saat sonra görünce ilk önce ete baktı. Bana bakmadı yani. Ama ben de gururla getiriyorum. Eti buldum, getirdim baba en sonunda falan diye. Oradaki utanç verici olan şey şu. Yani 13-14 yaşında ve kayboluyorsun yani. Şuradan şuraya gidemiyorsun. Ama o yorgunlukla karıştırdım. Bir yanlış bir yerden girdim, sıçtım. Abi, olamıyor. Herkes her şeye benziyor. Hayvan hayvana benziyor. İnsan insana benziyor. Baba babaya benziyor. Başka babayla yaşıyorum hala. O günden sonra başka babayla da artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi bak? Özellikle Fazlı ve benim sülalemde de şu olur. Böyle bir dedikodu. Dedikodudan ziyade başka bir şey. Çok o kadar üzülürler ki bu halimize. Bize böyle kız yapmaya kalkarlar. Bilmem kimin kızı Hacer. Kıza ayakları yok falan. Bilmem kimin işte bir gözü kör kızı var Hacer. Bilmem bizim kuzeni Topal Kevser. Kaçamaz bu. Topal Kevser. Kaçarsa da yakalarız diye. Ne kadar kaçabilir? Bir ayağını sürüyor zaten diye. Yani anladın mı demek istediğimi? O utanç bitmez abi, bitmez. Yok ya, bunda utanacak bir şey yok. Kadının tarafında düşünmek lazım. Belki de kadın da bir tarafta kendini... Sen ne hala kadın düşünüyorsun? Kadın evet, senin... Bu hikayede kadını düşünemezsin. Ben bu kadını sevdim ya. O zaman git Erkut'la düğün... Sen melaike misin be? Ay, o sevdim zaman... oğlum ben bu kadını. Ya sevdin de. Mesut sevdiysen git Erkut'la evleniyorsun. Git takısını tak, onlara başarılar dile. Abiciğim bu kadar yani basit değil demek istiyorum. Başına gelmeden anlayamazsın yani. Sen kadın tarafına da baksana yani. Tamam, çok kötü ve çok korkunç bir durum olduğunu biliyorum. Anlatan olay ne biliyor musun? Bu olay yaşadıktan sonra çekilecek ya. Ne aileyle görüşecek, ne akrabalarla görüşecek. Şiir yazarım. Biz öyle değiliz işte abi. Biz yani bizim annem babam çok akrabalarla iç içe. Evet. Ve ben her gittiğimde birileri oluyor. Onların rutin hayatları o. Evet yani. Biz çok şeyiz yani. Kalabalık yaşıyoruz. Günler dediğin gibi kahvede toplanmalar. Çok fazla yani. Böyle anlar yaşanmazsa ne şiir olur, ne edebiyat olur, ne film olur abi, ne senaryo olur, hiçbir şey olmaz yani. Böyle anların yaşanması. Bu şiirler, edebiyatlar, filmler başkasının üzerinden olsun abi. Ama birileri yaşıyor bunu babacığım. Aşık Veysel yani. Birileri şey yaşayacak ya, olacak kaçıyor yani. Ondan sonra şiir yazıyor ya, onun gibi yani. Ya bir de para vermiş karısının. O şey var ya, internette gördün mü? Aşık Veysel karısının arkasından, karısı kaçtıktan sonra ilk gördüğü manzara neydi diye. Neymiş? Karanlık gör ya. Aki ya. Ben de aptal gibi sarmam. Ne yazmış, ne yazmış? Karanlık gör ya. Şu tarafını hiç konuşmadık. Kız kaçtı. Şimdi Runaway Bride'de bunu göremezsin, Kaçak Gelin'de. Kızın da sülalesi orada. Evet. Şimdi orada sülaleler arası bir gerginlik olur mu? Bizim Çanakkale'deyse kızınız... bu bizim orada sandalyeler havada uçuşur. Öyle mi? Tabii oğlum. Ha. Bizim Çanakkale düğünlerinde acayip kalmış. Sizin kızınız da böyle yaptı böyle yaptı denilir mi anne babaya orada? Bizimkiler büyük ihtimal şey der. Bunun kardeşi var mı? Bozmayalım düğünü. Bizimkiler yani ortam bozulmasın, hemen kardeşi gelsin falan. Hayır, muhatap... Oyuncu değişikliği. Muhatap olurlar mı? Gerçekten. Orada onlar arasında ya, kız kaçmış. Şimdi o aile... Onlar da mahcup. Hani şöyle olabilir. Kızın babasına bak, o da mahcup yani. Adam orada bir kelimeye bakar, anladın mı? Orada bir densizin ettiği ya bunlar nasıl aile cümlesi edilirse evet, sen ne diyorsun kardeşim? O va orada patlar. Tabii. Ama adam mesela görüyorsun kayınpederini, çok morali bozuk, sinirli, ağrıyor, çağırıyor falan. O zaman sen de zaten onlar da üzüldü yani. Ama onlar umursamazsa çok çıkar. Doğru bir şey dedin. Oraya biri dedi ki orada böyle İşte sessizlik konuşurken babası duyacağı şekilde kaçmış yıllık dedi. Ben kızın babası da olsam sandalyeler havada uçuşur. Tabii. Ben de yani ne diyorsun lan sen derim yani. Tabii. Orada ha, çünkü kızın... orada her şekilde kızını savunuyorsun. Dur bir de öyle konuşalım hadi. Kızım var, düğünden kaçtı, oradasın. Tabii. Tamam, fazla... Kızım haklı abi. Kızın kaçtı düğünden. Sen şimdi çok geleneklere biraz bağlı bir insansın ya. Şöyle düşünüyorum kankam. Yani o ortamın bozulmasını istemiyorum. O adamın üzülmesini, o aileye karşı mahcup olmamak için... Gelinliği ben giyerim abi. Yani şey derim, benim hanımla zaten boşanmak üzereydi. Neye niyet diye kısmet ay. Aman iyi oldu be. Vallahi rahatladım, ne zamandır da kafam karışıktı. Ne yapsam diyordum. Bahane oldu be. Vallahi beyazı da severim. Hadi devam. Bu nasıl oynamak? Ben de kaçıyormuş Erkut abi. Kanki kızın babası sonuna kadar kızım haklıdır. Sonuna kadar. Ya sen var ya. Sonuna kadar. Hiçbir mahcubiyetim yok. Ben bir dakika. Ona. Gel. Damadım babasıyım. Mutsuz bir evliliğin içine girmiş mi olsun oğlum abi? Baştan niye söylememiş o zaman? Ya diyelim ki söyleyememiş işte. Belli ki söyleyememiş. Erkut'a kaçmışlar seni. Tamam, söyleyememiş kardeşim. Affedersin şimdi. Söyleyememiş. Açmasın da. Ya 6 yaşında mı bu kız ya? Yetişkin bir kızdan bahsediyor. Söylememiş ya. Ya öyle bir ortam olmuş ki kendini o sıkışıklığın içerisinde, kendi o yolun içerisinde. Ulan bir düğün dedin anlık mı? Yarın evlenelim mi? Değil ki oğlum, bunun bir aileleri var ya. Yani. Anlatan, damadın babasıyım. Şöyle bir laf ettim sana, ne yaşarız orada biz? Siz böyle mi yetişiyorsunuz kızınızı? Gerçekten çok mahcubuz size karşı ama kızın da bir bildiği vardır yani. Ama o bildiğini keşke bir gün önce söyleseydi. Keşke öyle olsaydı. Aferin lan. Çok güzel. Tam olarak bu işte. Evet. O keşke derse dersin ki ha, hayat bilen bir adam. Evet. Düğün masraflarını da kim karşılıyor genelde? Düğün masraflarınıza destek olmaya çalışıyorum. Sonuna kadar olmaya çalışıyorum. Merhaba biz yani normalde kadınlar kadın tarafı yatak odasına bakıyordu. Tamam. Şimdi yatak odasında bir şey olmadığı için. Yatak odasına bakıyordu. Yatak odasında bir şey olmayacağı için. Biz bu düğüne gideceğiz. Elimde çok iyi bir yatak odası var. İsterseniz eşinize size verebiliriz. Erkut'un babayı arıyorum. Erkut'un babası mısın? Şu nasıl? Beyefendi 750 bin lira harcadık biz bu düğüne. Ben o kızın babası olsaydım inanılmaz bir mahcubiyet içerisinde... Öder misin? Zararınızı tazmin edeceğim derdim. 750 bin liranın hepsini mi ödeyeceksin? Yok anasının nikahı. Ha tamam işte. Beyefendi biz 750 bin... Yok lira... anasının nikahı demişken. Annesi de var. 750 bin lira masraf yaptık. Ya abi 750 bin lira varsa verirsin canım, ne var yani bunda? Ödeyeceğim derdim. Tamam. Ne zaman? Kızıma derdim ki bunu ödeyeceksin. Bu bedel, hayatta kararlar veriyoruz. Bedelleri de ödemek zorundasın. Bedelini 750 bin lira. Öde bedelini. Daha manevi bedeline girmiyorum bile kızım. Erkut ödesin. Ve kızım seninle bir süre görüşmek istemiyorum derdim. Güzel. Sen bizi de çok zor durumda bıraktın. Ve bunun gibi böyle oğlum bitiyor mu falan hikaye. Kız beni de fake attı yani. Doğru. Annesini, beni, ailemizi, herkesi çağırmışız, dostumuzu çağırmışız. Herkesi bizi mahcup etti. Bu film var ya, baştan öyle başladı ki Julia Roberts'ın filmi olsa diye. Julia'nın babasına bak. Ya, anam ne kadar geldiler versiyonuyla geldiler. Düşünsene tam Bayburt'ta otobüs kaldırmışız, gelmiş yüzlerce insan. Bir de o var bunların işte. Bunların masrafları falan var yani. Anneanneler gelir öyle şeylerde hep ya. Ah yavrum diye kaç saat gelirler. Ona bir de bunu mu görecek? Abi. Uyurlar orada biraz, kaldırırlar onu böyle ölmesin diye. 3 kişi koluna girer. Gelmişim ben 92 yaşındayım. Gelin mi kaçıyor? Sabriye teyze kaçtı gelin kaçtı. Orada bağıra diyorlar. Bunun ikisi kaçtı. Gerçekten orada derler böyle yani. Hmm. Yani 750 bin lira ikiniz ödüyorsunuz kız babası olarak. Ve kızım Erkut'la evlense, beni çağırsa gitmem. Gitmez. Gitmem. Şerefsizim gitmem. Ya şerefsiz. Kızım derim güvenemiyorum abi sana. Buradan bana nereye kaçacağım bilmiyorum derim. Oğlum Allah Allah. Bakalım bu düğüne nereye kaçacak? Hayır ya. Ya da böyle bir adada yaptırırım. Kaçacak yer olur. Bu kızın abi büyük bir sebebi olmasa, kendini bu kadar büyük bir sıkışmışlık içerisinde hissetmese bunu yapmaz. Kimse yapmaz. Erkek de yapmaz, kadın da yapmaz. Kankam çok duygusal güzel şeyler söylüyorsun. Böyle karşı tarafa empati yapıyorsun ama sikerler. Abi Erkut'a kaçmasa ben sana yakınım. Erkut diye varsa eğer abi orada bir ikiyüzlülük de var. Sana söylememiş, annesine söylememiş, damada söylememiş. Ama çok seviyormuş Erkut. Tamam işte. Tamam, baştan anlayacağız mı yani? Hatta bana söylesin, babasına söylesin. Baba ben böyle bir açmazdayım. Dedim o zaman gel Meksika'ya gel. Bunu konuşalım. Meksika'da konuşalım. Bunu anlatan adama yollaman lazım. Bunu bana niye söylüyorsun? Ya yorumla ya sen anlatamıyorsun. Hiç anlamıyorum. Kızım yalnız abone olmayı unutma falan. Ne diyorsun oğlum sen? Dur sana söyleseydi konuşuyorduk. Yani babasısın, kızın babası. Sana söyleseydi ne derdin? Ben zaten sadece onu derim biliyor musun Fazıl? Derim ki kızım keşke bana söyleseydin. Yok söyledi. Ne derdin? Önceden yarın düğün var. Herkes çağırmış. Yarın. Ah be kızım bunu niye şu an söylüyorsun falan. Bunları söyledikten sonra düğün iptal. Senin istemediğin hiçbir şey olamaz kızım. Net bitti yani. Bak hareketlere bak. Ne yapacağız orada kanka? Tamam, hastalandı falan mı diyeceğiz o zaman? Bir şey lazım. Sen ay diye ben böyle kendisi. Beyaz giyinmeymiş. Ay. Babası dayanamadı. Babası böyleyse bizimle evlenmeyelim. Gerçi böyle yapmayayım. Lan kalp krizi geçiririm değil mi? Babaya bak. Ay kalp krizi mi geçiriyorum? Oğlum kalp krizi geçiren adam başını tutar. Kolunu falan uyuşması lazım. Bu düğün iptal benim migrenim var diye. Saçma sapan. Evet, böyle bir haber, böyle bir şey ancak. Bir oyun oynardım, kızımı da kahramanı olurdum. Bunu yapar mıydın bu arada bayılma olayına? Kızımın gözünde onu kurtarabilmek için her şeyi yapardım. Baba diyor onu yemezler diyor, yapma diyor. Öyle bir şey de ki de bu düğün iptal olsun. Ben giyim. Babası mı? Olabilir kanka. Dururken niye desin ki? Senin tercihlerini sorgulamıyor. Hayır babasının gay olması ne alakası var? Bir dakika size bir şey söylemem lazım. Erkek tarafı ben gayim. O yüzden sırayla. Ben gayim değil de itiraz olan var benim. Damattan hoşlanıyorum. Ya saçmalama bu mu ya? Gayim dedin ya oğlum işte orada onu destekliyorum. Niye gayim diyecek? Ya yine çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi araya girip. Konuş bakalım kız babası. Damat babası burada. Ne dersin? İnanılmaz talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Talihsiz gerçekten. Böyle beni tokatla kelimesi bu talihsiz. Çok olsun. Karşılamıyor. Ben şu an gerçekten çok üzgünüm. Hem sizin adınıza hem kendi adıma hem gerçekten oğlumuz adına herkes için her şey için çok üzgünüm. Ama böyle bir durum var. Yani. Belki de benim kızım gönlünü başkasına kaptırmış. Şunu söylemek iyice. Ya ben de yani belki... Gerçekten bu. Kulağınıza gelecek bir yerde illaki. Öyle değil mi abi? Bir yerden gelecek kulağına yani. Demek adama ki, söylemek lazım. Belki de hayırlısı buymuş. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü sizin kızınız gerçekten de yarın öbür gün problem çıkaracakmış. Böyle cevap da alırsın biliyor musun? Yani bunların medeniyeti kendilerine kankam. Bizim kızımız şöyledir. İşte bunlar normal karşılanıyor falan. Üzgünüz dedik. Düğününü karşılayacağız dedik. Yapacak para mı şey mesele sizce burada? Para tamam mı? Hiçbir şey değil. Tamam para hala değil mesele. Benim 92 yaşında annem geldi. 7 saat yol yaptı buraya. Bari onu alın. Utanmıyor musunuz? Abicim bir tane adamın 2 tane babası var. Ben buna laf ediyor muyum kardeşim? Evet çünkü ikiniz birden bana saldırıyorsunuz diye. Bu seni ilgilendirmez. Siz bakmayın Fazlı Bey'in konuşunda DNA testi yaptık ben çıktım babası. Bunda ne problem var ya? Konumuz mu bu şu anda? En azından kaçmadık biz. Çok daha küçük bir olaya sinirlenmişiz. Ne problem var bunda ya? Bizim oğlunun annesi ikimize kaçtı diye. Hoş geldiniz! Batu diye biri aradı beni. Kapadokya'da halıcısı varmış. Tanıtım videosu istiyor. Kişi başı 10.000 dolar. Oğlum böyle işler patlar beyler ya. Abi ben zaten yaz bekarıyım. Hadi gidelim deneyim olur ne olur ya. 2 senedir ayrılmasını beklediğim bir kız var. O kadar güzel ki. Keşke Kapadokya'ya gelsen de beraber kutlasak. Tamam ben gidiyorum. Şimdi ben gelmiyorum. Siktir. Meksika Açması Kapadokya'da. Bana dedin ki Mesut'cum benim ihtiyacım var. Fazlında düğünü var. Bir küçük para istedim benden. Sen düğünde tam taktın ben de yarım taktım. Ben burada bozulmam mı sana? Hiç bozulmamız. Gece gerdekteler. Hanımı dedi ki Mesut yarım taktı. Anlatan tam taktı. Gerdekte bunu konuşuyorsan vay halimize. Beyler size bir şey soracağım. Hangimiz yaşamayı daha çok hak ediyoruz? Sen bu dünyada eksilsen senin arkandan kimse ağlamaz. Oğlum bir şey söyleyeceğim sana şu an var kafa atasın var. Oğlum ne gerek var şiddete? Sanki ne dedik ya? Ya şu puanlama oyununu mu oynasak? İstersen balım şimdi oyununu oynarız sonra ya. Ya oynayalım ya. Nasıl bir oyun? Ben çok isterim ha. ben hiçbir zaman karakterim var diye bir açıklama yapmadım bu hayatta. Tamam. Mona Lisa gibi bir şey lan. Öyle bir şey aldım. Mona Lisa 100 dolardan fazla vermem lazım. Kendine yani. Aa, seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, elleri... Ben kimin günahına girdim de böyle bir gece yaşıyorum ya? Anama götüreyim de güldüreşeli yaparım ben bunu. Biz bu halıyı ne yapacağız oğlum şu an? Eda'nın arkadaşları mı geliyor bir de? Ama o sürprizi daha söylemedim size. Saçmalama biz evliyiz. Böyle şeyler söylenmez. Tamam, gel misin o? Söylenmeden getirilir yani. Söylenerek zaman kaybedip pezemek. Bir saattir burada oturup toz toprağın içinde. İnşallah anlatan ve fazla olmadan Eda ile mutlu bir ömür geçiririm. Amin. Şu an benim kişisel alanıma giriyorsun. Bir insanın kişisel alanı sadece götüdür. Beyler! Filmimiz dağ gibi arkasındayım ben filmimizin. Meksika Açması dinleyip izleyip filme gelip Ak be abi diyecek hiç kimse olmayacak. Kesin ben de düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Biz fragmanı falan yayınladığımız zaman çok total bizi tanıyan tanımayan herkesin önüne. Hatta Meksika bizi tanıyıp ama Meksika'yı bilmeyenlerin de önüne çıktı ve insanlar aa bu nasıl bir film gibi oldu yani bu normal bildiğimiz bir film değil. Evet bu bildiğiniz bir film değil. Bu hakikaten yenilikçi bir film. Yani şunu Nuri Bilge Ceylan yapsa o dersiniz. Ben Nuri Bilge... Bak ben Nuri Bilge Ceylan'ın bizim fragmanımızı çok beğendiğini düşünüyorum. Herhangi bir feedback'im yok bu konuyla alakalı. Tahmin ediyorum yani. Bence Nuri Bilge Ceylan sevmesi bile karısı kesin sevmiştir. Yani baksadın açmasın. O nasıl şey yaptı gördünüz mü onu? İzlediniz mi? Ha. Sen dedi çok üstüne gidiyorsun oyuncuların. Geriyorsun insanlar. Çok tatlılar. Meksikacılar, biz zaten Meksikacılar için yaptık ya. Bu filme giden Meksika dinleyen herkes çok beğeneceğine %100 eminim. Evet. Bak ben her zaman böyle kesin konuşmam. Normal bir komedi filminden beklentiniz nedir abi? En az 4-5 kere sesli kahkaha atmak. En az 10 kere sesli kahkaha garantisi veriyoruz. Girişte. Sinema girişinde isteyin gişeden. Şöyle bir algı var ya filmlerde. İşte mafyadan kaç, işte kız iste, düğün yap, zıpla, eğlen. Hani hep böyle bir Türk filmleri, komedi filmleri var. Abi bunların dışına çıktık ya. Biz zahmet bir farklı bir şey yapalım biz yani. Onlar gibi yapmadık. Biz bizim gibi yaptık. Bizim gibi filmler yaptık. Ben ondan çok memnunum ya. Şu kısmından memnunum yani. Hakikaten klişelerin dışına çıkıyor olmaktan memnunum. Spoiler vermemek için söylemiyorum. Yani sürprizleri falan olan da bir film ya bu sonuçta. Bir de bunu izlettiğimiz bu konuyla ilgili hiç alakası olmayan insanlar var. İzlettiğimiz derken profesyonel amaçlı izleyenler. Ya biz böyle beklemiyorduk. Bu film gibi bir filmmiş falan demeleri beni çok mutlu ediyor yani. Hayalimiz vardı. İstiyorduk böyle bir şey yapmak. Yaptık. Oh canımıza comcom. Canımıza comcom. Yani ne güzel konuşurken comcomla bitirdiğini farkında mısın ya? Ya o kadar izlenir, bu kadar izlenir. Ben ben bir sürü proje yaptım şimdiye kadar. İlişki testinde de Meksika Açması'nda da Yalnız'ın Mesut'u hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Rabarba Comedy Night yaptık yıllarca beraber. Hiç yalnız kaldık mı? Seyircisiz kaldık mı? Hiç ya, yalnız kalmadık. Ben şu anlamda da mesela kendimizi şanslı görüyorum. Yani mesela bizim yapımcımızın yani muhteşem yapımın tam bir Meksikacı olması mesela tamamen kendimizi ortaya sunabilme imkanı tanıdı. Yoksa herhangi bir başka bir yapımcıyla belki daha böyle sıkışık bir şey yapıyor olabilirdik ya da ana akım bir şey yapmak zorunda kalabilirdik yani. Tam gönlümüzdeki gibi yaptık. Biz hayallerimizi gerçekleştirdik. Sizin de hayallerimize ortak olmanızı istiyoruz. Beyler! Bendeniz Mesut Süre. Çok net bir şey soracağım size. Bir açmaz ve bir cümle. Bak dikkat edin, dünya sinemasında çok iyi filmlerin özeti bir cümledir. Titanic. Buzdağına çarpıp batıyor. Bitti. Ya bu mu? Fight Club. Aynı adam. Olmak istediği başka bir adam var. Abi bir cümle daha güçlü. Yapamadım bir cümleyle. Çift başlı ejderha. Tamam bazı filmleri bir cümleye indirgeyelim hadi. Tabii. Fight Club. Sen mi ben mi? Braveheart. Hadi bir cümleyle Braveheart. Karın olsun mu? Öyle oluyor değil mi? Braveheart. Ben tek kelimeyle söylüyorum. Berdel. İskoçya'da bir kafadar. Bir kafadar. Oğlum o kafayı tokuşturması için birisi daha lazım. Kafadar böyle tekil bir şey değil yani. İskoçya'da bir kafadar özgürlük. Bir kafa diyeceksin sadece. Birleşik Krallık da iyiydi la. Bu mu? Bu mu yani? Yani özgürlük ne? Ayrı gayrı yok. Hepimiz biriz. Nasıl? Babam ve oğlum. Bir cümleyle. Ben buna bakamıyorum baba. Anlatıyor yani, her şeyi anlatmıyor mu? Tabii, evet, evet. Ya da boş ev bulursan sevgilini götür, boş oda bulursan oğlunu bırak. Ya abi rica ederim, bu nedir ya? Ya bu kadar güzel ve böyle gözyaşlarıyla izlediğimiz filmi niye? Neden açtım bu film konusunu? Bu büyük filmlerin ana konularından bir tanesi de aldatmaktır ya. Böyle filmleri izlerken hep düşündüm. Sizce aldatmada zaman aşımı var mıdır? Yani Nurgül'ün seni 14 sene önce aldatmasıyla... Ne güzel filmin konuşuyorsun. Ne zaman Nurgül'ün diye hemen kişiselleştiriyorsun bu konuyu. Nurgül'ün seni 14 sene önce aldatmasıyla... Evliliğiniz kaç seneydi? 14. Tamam. 14 sene önce aldatmasıyla... Geçen hafta aldatması aynı şey midir? Değil. Durum. Hakikaten mi? Durum değildir tabii. Nesi değildir farklı? Tabii. Erkek farklı 14 sene önceki adam değil de büyük ihtimalle. Oğlum iki kere aldatmıyorlar. Beyler medeni durumlarımızı eşitleyelim. Tamam mı? Şöyle eşitleyelim ama benim... 7 senelik bir sevgilim olmuş olsun. Senin de 7 senelik bir sevgilin olmuş olsun. Ama evli olma. Senin de 7 senelik bir sevgilin olmuş olsun. Hı. Bu sevgililerimiz bizi 7 sene önce aldatmışlar diyelim bir kere. İlişkinin içinde. İlişkinin içinde. Hı. Biz var ki aldatmışlar. Ya da bir ay önce aldatmışlar. İkisi aynı şey mi? Değil. Nedir farklı olan? Zaman aşımı var mı aldatmakta? Bu arada izleyicilerimize de soruyorum. Sizce zaman aşımı var mıdır? Bir hafta önceki aldatmayı bugün öğrendiğiyle 7 sene önceki aldatmayı bugün öğrendiği arasında fark vardır kesin. Aha. Çünkü 7 sene önceki ilişki daha oturmamış olabilir. İkisi de zor yani. İkisi de zor. Ama 7 yıldır da yalan söylüyor öbüründe sana. Evet. Ama söyleyememiştir. Tamam. Ya ben şimdi burada aldatanın tarafını tutmuyorum. Abi gizlemek yalan söylemek değil midir? Ya elbette öyledir. Ama mesela Fazlı'ya göre gizlemek yalan söylemek değildir ya mesela. Sen buradan nasıl çıkacaksın bilmiyorum. Artık duyduk. Söylemeseydi sorun yoktu zaten. Hiç bilmediğin bir şeyini yaşamazsın. Abi konular artık duyduk diye çıkamazsın yani. Hangisini tercih edersin? Yine geçen ayki de aynı. Bunu One Night Stand. Aslında bir ay önce aldattığını bekleyemeden söylüyor. Onu da 7 sene bekletebilir. Doğru. Ha. Bir yandan da daha dürüst bir yerdeyiz. Evet, daha dürüst bir yerdeyiz. Aa, bravo ya. Haklısın. Ne dedi? Ben düşünüyorum. Ne olsa ne olur diye düşünüyorum. Üçlü program yaparken ne olur dinleyelim. Vallahi düşünüyorum. Ben ne yaparım diye düşündüm ya. Bazen saniye... Aldatmış dedi, aldatmış. Ne dedi diyor bana. Biz burada bir şey yayınlıyoruz. Dik bana ne dedi? İnsanlara ben bir daha anlatmak zorunda kalıyorum. Sen onaylamazsın diye düşünüyorum. Onaylayınca Allah Allah ne dedi bu? Olur mu öyle şey dersin diye de dönecek sana. Şey nasıl lan? Dur. 7 sene ya sevgililiklerimiz. Tak evlenme teklif ettiğin gün söylüyor. Hah çok güzel. Evlenme teklif ediyorsun, diz çökmüşsün. Evet ama diyor. Senle bir şey konuşmam lazım. Bak çok dürüst bir yaklaşım. Hah, senle bir şey konuşmam lazım. 7 sene önce bizim ilişkimiz daha henüz oturmamışken. Evet. Benim başımdan böyle bir şey geçti. Bunu bilmeden bu ilişkiye girmeni istemiyorum. Peki evlenme teklif ettin, geçen ay aldatmış. Bunu söylerse değişir mi? Değişir. Değişir tabii. Değil mi? Tarz farkı var. Evlilikten vazgeçer misin? 7 yıl önceki bir hikayeden dolayı. Seviyorsun ama. Çok seviyorsun. 7 yılda bir sürü yaşanmışlıklar var falan. Ya şimdi ben kendi duygu ve düşüncelerimi söylediğim zaman çok şey kaçıyor. Yok, avam kaçıyor. Onun için mesela başkalarının duygu ve düşüncelerini söyle bence. Evet. Anlatan mesela şöyle derdi diye. Baban ne düşünürsün bu konuda? Ben kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. Bir insan aldatıyorsa onun tıynetinde bu vardır düşüncesi var bende. Yani 7 yıl önce aldatmış. 7 yıl önce aldatan şu anda da aldatır, yarın da aldatır kafası var bende. Ne yapar Fazlı? Diz çökmüş Fazlı ne yapar? Ayağa kalkıp vaz mı geçer? Ben peki o anda ben de aldatmış mıyım? Hayır. Ben de onu arada, onunla arada kaynatırdım. O zaman ben de sana tek bir şey söyleyeceğim diye bir tane. Bu da güzel bak. Okey deyip kalkıyorum ben. Senin de böyle bir hikayen var. Hmm. Yıllardır ona söylemediğim. Karşıdan duydum. Abi çok güzel. Bak. Söylemem. Neyi söylersin? Ne yaparım biliyor musun? Bu sefer derim ki anlıyorum seni. Çok büyük bir yanlış ama anlayışla karşılıyorum derim. Ama buna böyle ödetirim. Yıllarca hep böyle kafasına kakarım. Oğlum kafaya kakmak için evlenilir mi ya? Manyak mısın? Ben de mesela aldatmış mı? Bunu söylersen bu sefer kozunu vermiş olurum. Koz hep ben de olsun isterim. İşte fazla bugün annemleri götür. Nereye annem? Sen beni aldatmadın mı? Sen kendini götür. Sürekli bunları kullanırım. Eve gelirken kalk lan kendine. Söylememiş çocuğu o alsın yoğurdu. Klozete işemişim. Sen beni aldattın. Her konu buraya çıkarsın. Abi Allah'ını seversen. Neymiş? Odaya sıçmışım. Ne yapayım? Sen beni aldatınca ben ne yapacağım şaşırdım. Hep konuyu bize... Çünkü elimdeki pozu veremem. Demek ki Fazlı'nın matematiğinde bir kere seneler önce aldatılırsak ilişkinin bütün dominantlığı bize geçiyor ve daha rahat bir yaşam sürüyoruz. Ama bunu da hissettirmem. Buna katılıyor musun? Önce derim ki canım benim hiç problem değil. Bir hataymış olmuş. Ne güzel söyledin. Sağ ol bana. Sonra ben ince hayatı boyunca bunu kampüsüm en sonunda der ki yeter artık ben gidiyorum. O zaman mutlu bir ilişkinin sırrı 6 sene 7 sene önce aldatılmak değil mi? Belki de. Bir şekilde buraya çıktık. Şeye gelelim. Ve sen istediğin gibi aldatma opsiyonu sağlıyor sana. O 7 yıl boyunca yakalanmadığın sürece aldatabiliyorsun. Yakalandığında da 1-1. 1-1 oldunuz. Bir de diyor ki... İkinci sıkıntı ama. Cebine koymuş. 7 yıl boyunca aldatabiliyorsun. Yakalanırsan 1-1. Yani... Ve mesela tabii yakalarken... Bir. Zor düşürdüm. Hadi yallah. 1-1. 7 sene sonra sorarsın diyor. Hayır. Bu çağ dışı bir düşünce yapısından bahsediyorum sadece size. Benim düşüncem bu değil. Anlatan sana sorayım bak. Seni çok merak ediyorum ne düşündüğünü. Dedi ki sana 7 yıl önce seni aldattım. Senin de bir hikayen var. Sen de ona söylememişsin. Evet. Bunu eşitleyip söyler misin ona? Ben de böyle bir şey... %100 söylerim. Ben de bir şey yaşamıştım. Oğlum siz o zaman o ilişkiye başlamayın. Bu ne çirkin bir ilişki yani. Ben seni aldattım, sen beni aldattın. Bu nasıl bir aile lan? O da sana dedi ki neden söylemedin? Sen niye söylemedin? Sen aynı sebepten söylemedin. Ama ben senden beklerdim dedi. Ama o diyor ki biz seninle kavga ettiğimiz gün ben yaptım. Sen hangi gün yaptın? Yani yok ama sen öyle normal yapmışsın. Galatasaray maçı vardı. Alakasız. Icardi aşkın olayım derken kendim yatıp... Böyle konu nasıl buraya geldi? Platin sarı saçlı bir kadınla Icardi diye sarıldı. Bana böyle yapınca yapıştın. En son piyano çaldı ben zaten kendimden geçmişim. Sen söylemez misin kendi aldattığını asla? %100 söyleme. Söylemek çünkü orada şu yani içinden çıkılmaz bir hal alır. İki taraf da birbirine güvensiz bir şekilde başlar. Ama ötekisinde ben güvensiz başlıyorum. O hep böyle ince bir ipin üstünde yürüyecek. Hep böyle ay kocam ne der? Ay kocam o adama bakmayayım. Ay işte yanlış anlası. Hep böyle üstüme yapar. Sen nereden kızı köyden mi aldın? Ay kocam kim bu? Böyle ay kocam. Şunu diyecek. Ne yüce ruhlu bir adam lan mı diyecek. Böyle bir şeyi onu aldattığımı söylüyorum ve anlayışla karşıya helal olsun. Bana daha da sıkı bağlanacak ve benim onu aldatma olanağımı çok genişletecek. Bana çok güvendiği için beni çok sıkıştırmayacak. Bu hikayede her türlü ilişkiye girişteki kendini bir aldatma olanağı sağlamaksa abi. Bu hikayede en sevindiği şey bundan sonra yaşayabilecekleri yani anladın mı? Böyle mesela aldatmak konusu o kadar anlayışlıyım ki. Yarın bir gün ben mesela eve geç geldim. Neredeydin? Arkadaşlarım olsun. Doğru söylüyordur kocam diyecek. Anladın mı? Ama ben seni aldattım 7 yıl önce dersem o der. Bu adam sıkıntılı. Bence olması sen evleniyor musun kızla? Sen aldatmadın diyelim. O aldattı ama. diz çekmiş durumda bir anlatan var. Atlatabilir misin? Ya çok zor atlatabilir. Adamın kim olduğu önemli mi? Tanıdığın, arkadaş çevrenden birisi ise zaten mesela onunla hiç görüşmezsin zaten. Tabii ki. Hala etrafımızda olabilecek birisi. Dur lan, çok güzel bir şey. Adam öldüyse müthiş. Adam öldüyse süper. İş çözülür mü adam öldüyse? Tabii. Peki şöyle, adam şu anda harika bir hayat süren Haluk. Haluk o zaman evli değilmiş. O dediğin Haluk da şu anda evli. Evet işte. Ailece görüşüyorsunuz. Haluk evli, ailece görüşüyorsunuz. Seneler önce Haluk bekarken senin hanım seni Haluk'la aldatmış. Ne yaşanır? Ne yaşanır Mesut? Bir kere de sen söyle ya. Allah Allah. Güzel kardeşim, bana sorun yazsın. Cevap veremeyeceksen ağla karşımıza. Hiçbirine yazamıyorum. Tamam, Mesut abi yapamıyorum de bilelim. Cevabını söylüyorum. Cidden söylüyorum ya. Zor. Zor. Bence bu işi çok zorlaştırıyor. Burada başka bir yalan da var. 7 yıllık seni o adamla görüştürmüş. Zaten en çok ona takılırsın. Tabii, yani. Dersin ki bari ilişkimizi kesseydin be kardeşim, evet. Yani bu adamla. Bravo. Yani. Senin bu konudaki fikirlerini çok merak ediyorum Mesut Süre. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sor güzel kardeşim. En baştaki ilk soruya cevap ver. Hangisi? Zaman aşımı. Ben de zaman aşımı işler. Çok yani 7 sene 6 sene bundan çok uzun zaman önceki hikayeler. O zamanın hesabını çok soracak bir durum yok. Ama böyle yan yana yatarken hep aklına gelmez mi kankam onu öğrendikten sonra? Yani 7 yıl isterse 27 yıl olsun yani. Seni unuttuğu bir gece var. Ben isterim ki o 27 yıl boyunca her gün beni hatırlasın. Ama seni unuttu. Tamamen aklına sildiği bir gece var yani. Fazlı bunu tamamen empati yaparak bir ters çevir. Geç empatiyi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben atlatırım. Bu konuyu bir daha hiç mühürlerim ben bu konuyu. Ben bu konuyu mühürlerim. Sen peki bunu 7 sene önce sen yapmış olsan sevgilinden, evlenecek olduğun sevgilinden bunu unutmasını beklemez misin? Bir şekilde öğrenmiş olsun. Bir şekilde öğrenmiş olsun. Senin söylemeyeceğini biliyorum zaten. Gel şöyle olsun. Kalksın. Diz çöktü, evlenme teklifi diyor. Kadın dedi ki bana söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Tamam mı? Fazlıcığım dedi. Teklifini şu an düşünüyorum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Feraye kim ya? Ben olduğunu biliyorum. Neyi biliyorsun? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Seni aldattın mı? Ya o dönemde öyle bir furya vardı. Herkes birbirini aldatıyordu. Biz de o dönem modaya uyduk. 7 sene öncesine dair bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Ne biliyorsun? Bahar'la uyuyup uyandığınızı biliyorum. Hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir şey de hissetmedim. Zaten onunla birlikteyken de hep seni düşündüm. Sanki senden intikam alıyormuşum gibi hissettim. Bahar. Bahar yeniden gelecek. Ne güzel giderken. Bahar yeniden gelecek, şartladı, arayacak şimdi. O yüzden sen de 10 dakikaya kalk istersen. Sana söz yine Bahar'lar gelecek. Nasıl yine Bahar'lar gelecek diye şarkıyla kaldı. Hadi şimdi sıra sende. Söz diye. Ne kadar saçma oldu ya. Fazlıcığım, ben senin sevgilin olarak söylüyorum. Ben de seni aldattım. 7 yıl önce. Ya böyle saçma sapan bir konuşma. Biraz bari sesini incelt ya. Şu an içine giremiyorum. Ben de seni aldattım diyor koca adam. İnşallah ben de aldatmışım. 7 yıldır seni çekemem. Bir kere yapmışız. Karışım sana bir şey söyleyeceğim. Azıcık ben de seni aldattım. Ve o adamın adı da Ahmet'ti. Ve onunla aldatırken hep seni düşündüm. Bu senin içini rahatlatıyor mu abi? Çok güzel. Bu bencilce oluyor, anladın mı? Ben bu savunma yapıyorsam onun da o savunma yapma hakkı vardır. O da sana şey savunması. Tuğan'a yüreğime ayazlaş. Saçma zaman patlarıyor. Ne bağırıyorsun lan? Ne kadar saçma ya. Sen bağırlar. Gözün kırışıyor. Sana bağırlar gelecek dersen onu öbür tarafını söyler şarkını yani. Seni Tuğan'a el aldattım diyor. Tuğan'a yürüsek. Ali'de size Roy olmadığı gibi. En azından Tuğan'a güzel isimmiş. Kanki ya. Ali kim ya diyor. Arkadaşları Ali derler. Peki bu 7 yıl boyunca yaptın mı başkalarını? Hayır. Beni aldattın. Net bir şekilde açmazımız öyle. Hayır, sıfır. Okey. O zaman dürü yemin dürüyeyle aldım. Ben şöyle hiç gerginlik sevmediğim için bu konuyu hiç diyelim o aldattı ben aldatmadım. Tek eşliyim ben. O beni aldattı. Bu konuyu hiç açtırtmam bir daha. Bu evde konuşulmayacak bu konu derim. Bir iki aya da hiçbir şey olmamış gibi unuturum. Ben hafızamı silebilme özelliğim var. Sen bu yolu o kadını açarsan adam kadına, kadın da adama. İki taraflı söylüyorum. Sakın lütfen. Sen bu yolu açarsan karşı tarafa oraya çok girçik olur. Hayır. O yoldan yani. Hayır. Tam dikkat ediyordum tam. Boş vermiş gibi gözükmem. Çok üzüldüğümü, çok gücendiğimi belli ederim. Ama konuyu bile açtım. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim. Evde her gün böyle şarkılar söylüyor. Boş vermişim. Evet. Ama evde böyle turnike var ama. Giren çıkan belli değil. Ya böyle hiçbir şey demeyince, konuyu kapatmayınca turnike mi oluyor evde? Sen kart basıyorlar. Ya ne kadar ayıp ya. Allah Allah. Gelmiş. Hep böyle senin hep aklında böyle bir şey olur mu? İçin kurcalanır mı böyle? Yok yok, ben kapatırım ya. Zaten kapatabilirim yani. 2,5-3 ay içinde kapatırım. Bu konuyu kendim için de kapatırım. Bir daha açılmaz. Bence unutamazsın. Hep aklına gelir. Evet. Kendim için kapatırım. Onun için değil ama. Kendi psikolojim, kendi sinir sistemi için kapatırım. Programı kapattığım gibi. Hanımlar, beyler. Meksika açması biter. Öpüyoruz. Yüreğine ayaz! Hadi bay bay, öpüyoruz.